Hüseyin Adaşım soruyor, hocam merhaba ben her sabah bir çorba kaşığı keçi boynuzu pekmezini içiyorum. Herhangi bir yan etkisi var mı demiş. Olmaz, ne yan etkisi olacakmış? Yok. Genelde şeker, Çok sağlıklı diyabetle ilgisi olanlar soruyor hocam, bana da geliyor Şimdi, tüketebilir miyiz ki diye. Bakın, e, şu var, o zaman keçi boynuzunun kendisini yesinler, hmm. kemire kemire. Eskiden öyleydi biz çocukken nerede çikolata nerede buluyorsun? Bir tek lokum vardı Hüseyin. Yani bir iki tane keçi boynuzu böyle 15 santim uzunluğunda bunu tüketebilir. Aynı etkiyi gösterir. Keçi boynuzun en önemli özelliği bu şekilde tüketildiği takdirde meyvesi e, isalseniz isalinizi önler kabızsanız kabızlık probleminizi çözer. Her iki ekstrem şeyde müthiş bir Dengeleyicidir. Yoksa e, normal, diyabeti yok. Yani e, bir defa saçınız uzamıyorsa, saçım uzamıyor diyen bayanlar vardır. Veya erkekler, saçım çok geç uzuyor, tırnaklarım bir türlü uzamıyor. Efendim, buyurun keçi boynuzu pekmezi. Veya lavanta çayı. Lavanta çayı çok hızlı e, saç uzatır. Günde bir defa akşamları yatmadan. Evet. Evet hocam. Ee, Hasan Bey soruyor. Şimdi tırnaklarınızı güzelleştirir. Tırnaklarım kolay çatlıyor diyorsa veya kırılıyor diyorsa iki sebebi vardır. Yani burada keratoz olayı var ama demir eksikliği de tırnakların yapısını bozar aşırı demir eksikliği. İşte bunun için e, keçi boynuzu hem demir depolar hem de tırnaklarınızı güzelleştirir. Uzamasını sağlar. Evet.